çizgimi bozmadım çünkü başka çizgi bilmiyorum. Çan tekmeler olsun. Yok, çan tekme yok. Bizim ailenin Hazreti İsa'sı gibiydim. Benden başka kimseyi dövmemiş babam. Kalpazanlık hikayem var bir tane. Oh. Tabii benim de böyle olmasa döverim yani. Bana şu an mantıklı geldi. Yatılı Kur'an kursuna gittim. Süpürgeyi alıp diday falan yapıyormuş. En fakir hissettiğim an o kadar çok büyük. Tarkan şeyi söylediği zaman ayda yılına bir olsa yani, o da ağlıyor ama biraz pop ağlıyor. Böyle rahatlıkla Z kuşağı yarışırsın herhalde. Ben tur bindirmiş olabilirim. Cem Yılmaz'ın paylaşması. Sen gördün bir yerde de Cem abi dedim abi eyvallah çok sağ ol. Meditasyonun nedir? Nasıl rahatlarsın? At yarışı oynayarak. Çok iyi ya. Favori var mı? Konuşarak adam öldürebilirim. Yapılan otopside vücudumdan belirli kelimeler çıkıyor. Saplanmış bir şey. Sibercan, Kibariye, şimdi de Zara. Zara. Sonra Yıldız Silve ile yapacağım. Ondan sonra olursa bir gün de işte yapmak istiyorum. Ve onların hepsini albüm yapmak istiyorum. Albümün adı da Çile'nin Sultanları. Ya mükemmel. Ya ben ne stüdyolarda da gördüm Sibel. Azustan Paşa'da tuvalet yok. 2,5 yıl petlere işemişler. Ne olursan ol, rahat olun. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok rahat olacağıma emin olduğum bir konuğum var. Efendim APO bizlerle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Ben senin ilk fanlarındanım. Günah benim, suç benim ilk kulağıma çalındığı gün ki şarkı daha yeni çıkmıştı herhalde bir haftalıkta. Evet. Allah'ım bu nasıl bir şey deyip direkt senin peşine düştüm. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. O gün bugündür de peşindeyim. İlk defa yüz yüze tanıştık. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, o dönem ilk daha yani çok öyle patlamamıştı. Bir şey yoktu. Sürekli tweet atıyordun, şey evet, paylaşıyordun falan. İşte şey yapıyordu. Ben dedim ki Allah Allah ya bu ünlüler diyordum. Nasıl oluyor falan böyle. Şaşırmıştım ama çok mutlu olmuştum. Onun için tekrar teşekkür ediyorum desteklerin için. Ben teşekkür ederim. Kaç yıl oldu günah benim suç benim? Bugün baktım 8 yıl olmuş. 8 yıl. Yani 8 yıldır hep o benim o ilk hissettiğim ivmeyle hep de üzerine koyarak güzel işler yapıyorsun ya. Ben daha çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ve hayranlığım da şahlanıyor. Her katıldığım programını da izlerim tabii ki. Oralarda da çizgini hiç bozmadın. Hep böyle bir güzel adamsın sen. Mesela bu ünlü olup da kendini değiştirenlerden olmadın hiçbir zaman. Ya evet yani olmamışımdır herhalde. Biraz değiştim, kilo aldım. Ondan sonra değişik ortamlarda takılıyorum. Yani şey çevrem falan değişiyor tabii iş dolayısıyla. Ama tabii çizgimi bozmadım çünkü başka çizgi bilmiyorum diyeyim. Yani çok fazla yapmacık olamıyorum. Böyle stratejik davranamıyorum. Çünkü o çok şey oluyor ya böyle yani becerebilmek lazım. O da bir yetenek yani bence. Kesinlikle. Kendini satmak mı diyorlar? Evet evet. Of. O var ya neler oluyor ya böyle hemen bir şeyi tutmuş birine. Tuzlu alıp koşanlar, öteki hemen onunla bir kanal yapıyorlar. Tabii. İşte kankalık, ondan sonra 3 gün sonra küsüşüyorlar. Sonra Instagram'dan takipten çıkıyorlar, takibe giriyorlar. Ben hiç en son 3 hafta önce Instagram'a baktım. Ne olursan ol rahat ol da röportaj serisinde ben bizi hep rahatlatan, bize iyi gelen ünlülerle ve tabii ki bencil bir şekilde hep kendi sevdiğim ünlülerle röportaj yapıyorum. Kadar olsun canım. Şöyle bir ana fikir de var. Yani bizi rahatlatan insanların hepsi en azından hayatının bir döneminde çok rahatsız edilmiş insanlar oluyor. Sen de onlardan birisin ama sormak istiyorum. Rahat bir çocukluk muydu seninki? Değildi herhalde. Değildi. Standartlara göre değildi. Yani bizden daha kötüsü de olmuş olabilir ama biz tabii böyle biraz daha tutucu bir ailede büyüdük. Babam çok sertti. Ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Kesinlikle anlaşamıyorduk. Sürekli bir köteklemeler, uçan tekmeler olsun. Yok, uçan tekme yoktu. Düz durarak. Bizim ailenin Hazreti İsa'sı gibiydim. Yani benden başka kimseyi dövmemiş babam. Geçen konuşuyoruz böyle. Valla bütün günahların üstlenen, çarmıha gerilen onlar için kendimi feda ettim. Ama ben de çok yaramazdım. Manipülatördün yani. Herhalde. Evet, çok yaramazdım. Mesela en hafızalarda kaldığın, yaramazlığın ne ailede hala anlatılan? Kalpazanlık hikayem var bir tane. Sahte teşekkür belgesi hazırladım. Yalnız kendi mi arkadaşlarına da mı? Sadece kendime ya. Bu kadar teşekkür belgesi nerede bulacağım? Bir tane Barış vardı bizim. Gittim ondan. Bir sürü var adamda. 120 tane teşekkür belgesi var. Ne yap? Toplum mu veriyorlar dedim. Bir tane aldım. Dur bunu da burada. Ama artık öyle bir şey kalmadı. Yok. Çamaşır suyu döktüm. Bütün her şey fırıp diye aktı. Onu bir yerde kuruttum sabaha kadar. Sonra götürdüm okula. Benim yazı da çok leş gibi. Bir tane bizim çocuk vardı arkadaş güzel yazısı ona doldurttum. Kaşımaşı yok öyle götürdüm eve. 10 tane zayıf var ben teşekkürle gidiyorum. Kız kardeşim diyor ki kesinlikle almadı bu diyor yalan söylüyor diyor. Onu gerçekten nefret etmiştim o gün.
Sonra patladı. Ben okuldan atıldım. Benim babam beni lise 3'e gidiyor zannediyor. İkinci sınıf tekrar mekrar falan. Tabii benim de böyle olmasa döverim yani. Çok normal. Bana şu an mantıklı geldi. Birden babayı affetti. Peki böyle yani Afgan asıllı bir aile, Zeytinburnu'nda büyümek, o da çok ayrı bir sınav senin hayatında değil Ya mi? Bir de şimdi Almanya'da var değil mi bir dönem? Hollanda'da Hollanda. yaşadım. Şey biz Afgan Türkmeni, yani Türkmen diyelim. Türkmeniz biz. Yani 80'de bu Kenan Evren döneminde falan. Çünkü eskiden öyle bir şey vardı. Yani mültecilerde sadece Türk kökenli olmak gerekiyordu. Sen Tabii. girdiğinde de sen Türk müsün diye böylesini test ediyorlardı falan. Tabii canım. Anlaşma öyleydi. Yabancı alma falan yoktu. İşte geldi, ben tabii hiç onun farkında değil. 83'te Konya'da doğdum. Bizimkiler 80'de mi 79-80 civarı gelmişler. Konya'da doğdum, orada büyüdüm. 5 yaşımda ilkokula başladım. Çok zekiymişim. Hayır, bütün arkadaşlarım gitti, ben ağladım falan. Okula gittim. İşte hoca say dedi, ona kadar saydım. Ondan sonra tam girsin falan oldu. Öyle başladım, sonra Zeytinburnu'na geldim. Orada öyle devam ettik. Bir okurken bir iş hayatı da var yani derecilerin yanında Evet, çalışmalar işte falan. ben zaten dericiydi babam. Biz hafta sonu falan çalışıyorduk, gidiyorduk falan. Sonra 10 yaşında yatılı Kur'an kursuna gittim. Yatılı Kur'an kursu. Yatılı. Zeytinburnu'nun içindeydi. Çok uzak değildi ama yatılı sonuçta yani. Biraz evden git diye mi Hayır, verdiler ben diyorsun? kendim kayıt Aa. oldum. Vallahi. Çünkü Kur'an kursunda yazın olurdu ya böyle camilerde. Evet, Oraya evet. gittiğimizde bir hoca vardı. Ondan sonra onu çok güzeldi böyle. Aa dedim, böyle eğlenceliyse gidelim dedi. Kayıt oldum. Teoman ortamı güzel diye Boğaziçi'ne gider. Eyüp Ha, Yurdu'da biz de Kur'an Kur'an kursu. kursuna gittik. Sonra işte gittik falan 10 yaşında. Ama terk geldi bana. Oo, işte kalkıyor sabah 4'te askeriye gibi sabah namazına falan. Yatağı böyle yapacaksın, jilet. Ama işte büyüttü onlar bizi yani. Onun dışında hemen orada ilahi grubuna girdim. Sordum sarı çiçeğe. Sordum sarı çiçeğe, seher vakti bülbüller. Kendi yazdığım iki ilahi var. Yok canım, öyle bir şey Ramazan yok. üstü. Kendim yazdım iki. İlahi grubum vardı benim. İlahi Apo diye. Sonra oradan kaçtım sonra. 1,5 yıl sonra kaçtım. Böyle bir denemeyi de seviyorsun galiba, değil mi? Hayatta böyle farklı Evet, ne var? biraz Bir bakayım. Bir böyle burnunu bir sokmacalık. gibi gireyim dedim. Sonra bıraktım. Sonra işte okula gittim. Okulu yapamadım. Sonra Hollanda'ya gittim. 2002'de. Müziğin tohumları orada atılıyor galiba, değil Ya mi? müzik benim hep içimde vardı ya. Ta işte o mesela, değil mi? Kur'an ilahiye giriyorsun. Yani o Doğru. melodi şey. Ya ben 4 yaşımda, 3 yaşımda, 4 yaşımda annem anlatıyor. Böyle süpürgeyi alıp diday 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 falan yapıyormuşum yani. Bir de Ne güzel. çıplak. Yani müzik hep demek ki var. Benim kızımda da var mesela, küçük kızımda. O da diyor, ben işte duş alırken falan şarkı söylüyor. Ne Ama güzel. kendi şarkılarını böyle. Onun da. Böyle uyduruyor bir şeyler. Sonra diyor ki, aa diyorum, sen de şarkı söylüyorsun. Yok, şarkı söylemiyorum, uyduruyorum diyor. Dedim, şarkı dediğin öyle bir şey. Benim berber de öyle diyor. Şimdi ben tıraş oldum gelirken buraya, güzel olayım diye. Anca bu Güzel kadar olmuş. oldu. Olmuşsun, çok güzel. Şimdi mesela eskiye göre daha zenginim diyorsun. Tabii hayatının bir dönemi böyle fakiri geçtiği için. İşte ben ama şeyi merak ediyorum. Hayatında en fakir hissettiğin anla bugüne kadar yaşadığın en zengin hissettiğin an. Oh. En fakir hissettiğim an o kadar çok ki. Ya böyle borçların olduğu zaman çok kötü. Evet, doğru. Hani az yersin, biraz aç kalırsın Sıfır falan, o okey kötü, de ama eksi. borç morç falan, o çok kötü. O Doğru. dönem nefret ettim yani. Asıl aslında fakirlik o. Bence Ondan sonra en zengin hissettiğim an, bir gün et döner yemiştim diyorum. de. Benim abim var, Neşet abi diye. Onunla biz tanıştık falan. Onun oteline gittik. Bizi bir oda ayarladı sağ olsun işte falan. Biz de böyle bir odadır falan diye bir girdik. Kral dairesi. Yemin ediyorum. Hamam, mamam, salon 300 metre bilmem ne, balkonda jacuzzi, öbür taraf İtalyan tarzı bir tuvaleti var bilmem ne dedim. Biz menüye göre mi gidiyoruz tuvalette mi falan diye. Sonra ben dedim ki, abi sen dedim bunu ayarladın, biz şimdi çocukları nereye götüreceğiz? Hiçbir şeyi kimse beğenmez ki bu saatten Tabii. sonra falan diye. O anda kendimi zengin hissettiğim herhalde o O andır anda. yani, en böyle şey yaptığı. Hala Zeytinburnu'nda mı oturuyorsun? Zeytin'de oturmuyorum. Ama hala Zeytin'deyim yani.
Orada takılıyoruz. İşte 2 gün önce oradaydım. Yani geçerken bir uğruyorum. Bizim orada bir çorbacı var güzel. Mevlana. Hı. Oraya gidiyorum. Şeyh Muzavi. Çok ünlüdür o da. Hı. Mevlana pideler ne var. Ne içiliyor orada? Hangi çorbası çorba? Çok meşhur. Okunmuş çorba. Sonra ama onlar öyle sarıklı falan ya benim. Ondan diyoruz. Bizi vurmasınlar ya oğlum. Şeyh Muzavi. Sonra işte yemeğe uğruyorum. Bizim çok arkadaşlarımız da kalmadı ya. Çoğu ya yurt dışında ya orada... Başka bir şey var. Hani gün içinde çok şeyimiz de olmuyor ama bir araya geliyoruz, gelmeye çalışıyoruz. Zeytinburnu'na uğruyorum yani sürekli bir şeyim var. Peki böyle en fakir dönemde evlendiğin eşin bu ün ve hani hafif paralanma durumunu ilişkinize nasıl yansıttınız? Yapıldınız, oldu mu? Hani para hayatınıza girince bir duygularda bir şey değişti mi? Yok bir şey değişmedi. Mi? Değişti mi? Oradadır ya. Yani değişmedi. Daha rahat olduk ya. Daha tabii şey oluyor canım, tabii canım ya. Bu çok gerçek bir şey. Yani samanlık, seyran, meyran onlar biraz öyle bir şey yok. Yani herkes bir askeri bir şey olmadığı müddetçe bir sıkıntı yaşıyor. Hı. Ama biz tabii şey olunca her şeyden ötürü şeye çok sevindik. Başardık kısmı çok güzeldi. Çünkü yani o kısma kadar çok şey olduk. Bir de ya olmasaydı nasıl olacaktı falan. Hı. Ama başarmak sadece kendine karşı değil. Onun ailesine, kendi aileme, hı, çevreye falan filan. Şimdi herkese karşı bir başarma oluyordu. Hı. Çünkü biz herkesin gözünde, ben özellikle, boşta gezenin boşkanlık pası. Nesin rapçi, rap ne lan oğlum falan diye. Şimdi hepsinin kankasıyım. Hepsi çok sever. Sağ olsunlar. Peki bir de hayatının yani büyük bir döneminde ötekileştirilmekle rap yapmak arasında bir paralellik var değil mi? Tabii. Dünyada zaten ötekilerin müziğidir. Amerika'da zenciler, Fransa'da Araplar daha çok yapar. Türkler Almanya'da, işte gene Hollanda'da, işte Antilyan, Surinamlılar, gene Türkler orada çok fazla yok ama işte Mördo vardı. Orada Türkçe rap'e geçti. Ondan sonra hep öyledir. İngiltere'de gene zenciler falan. Ötekilerin getonun müziğidir yani. Artık oranın getosunda kim kalıyorsa. Peki senin müziğindeki arabesk etkileri de tamamen %100 has Türk rap'i yapma yola çıkmış. Hayır. Senden önce de vardı ama senle bu hani arabesk rap, funk rap hani olayı seninle beraber çok yaygınlaşmaya başladı. Evet yani vardı. Ben bir Ebru'lu Muharrem falan biliyordum birazcık hani Almanya'dan çıkan. Evet onlar Ebru'lu Muharremler falan onun daha çok eskileri de var. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey biz tabii deri atölyesinde konfeksiyonda falan. Hı hı. Bir de Türkiye'de şunu çok anlamıyorum ben. İşte bu arabesk falan. Hı. Ya. Ne değil? Hayır dünyada bak işte git İspanya'ya gidiyorsun orada işte bu oranın çipsi Fado şeyleri falan filan onlar böyle söylüyor. Hı hı. İşte flamenco falan takılıyorlar. Onlar da bir oranın arabeski. Amerika'ya git. Blues'lar falanlar orada bir şey. Yani onların hepsinin kökeni o zincirlerin çektiği işkencelerden ağlayarak yaptıkları ilahilerden falan çıkan şeyler. Her şey müzik tabii ki keyif noktası var. Ben de her şarkım öyle değil. Bu tuttuğu için sanki böyle oluyor. Onun şeyinde bütün dünyanın her noktasında şey var bu mesela tam Arapları zaten söyleme. İşte Türkiye, Azeri müziklere bak, İran'a bak. Hı-hı. İran'daki sound'a baktığın zaman Balkanlara girdi abi. Balkanlar ağlamanın 8 versiyonunu yapmış adamlar. Onun için bu şey var ama tabii biraz böyle rap de böyle şey de olunca aha falan filan. Yani Tarkan şeyi söylediği zaman ayda yıllar Fransız, ya sanki bu şey mi yani anladın mı? O da ağlıyor ama biraz pop ağlıyor. Ama makamlar işte artık Hicaz mıdır nedir onu da ben çok bilmiyorum. Şimdi buradan beni bıçaklamasınlar. Şimdi hep aynı makamların üstüne gidiyor. Birazcık çekersen işte şey oluyor ama sonuçta benim sevdiğimiz öyle özellikle kasarak ya da şey yaparak yaptığımız bir şey değil. Tüm bu mesela evet işte hani ötekileştirmek, rap, bir hani acının dışa vurumu falan ama totalde deseniz bu 8 yıllık ünlülük hikayene baktığında her gördüğümüzde yüzümüzü gülümseten bir adamsın sen. Bu kadar pozitif kalmayı nasıl başarıyorsun? Yani ben böyle eğlenmeyi severim. Böyle işte makara yapalım. Hı-hı. Biz işte bizim mahallede de öyledir. Bizde öyle olmuştur hep. Yani böyle rahatlıkla Z kuşağı yarışırsın herhalde değil mi? Ben tur bindirmiş olabilirim. Biraz daha erken çok doğduğum iyi için. İrem Derici de şey demişti, getir götürümü yapar Z kuşağı. Z kuşağı gelsin getirimi götürümü yapsın rahatlık konusunda. İrem yapabilir. Sen de tur bindirin.
İrem yapabilir. Yani şöyle ki ben hep kendi bütün riskleri alarak yaptım. Ya ben Zeytinburnu'da büyüyüp o zaman rap sene işte 2000'lerin 90'ların sonu rap map yapacaksın falan. İşte orada böyle bol pantolon da yok. İki beden büyük alıp giyiyoruz. Tam getiriyor. Hani Amerika'dakilerde şey giyiyor şimdi. Büyük giyiyor. Niye? Çünkü fakir. Abisinin elbisesini giyiyor. Doğru. Bizde de yok. Bizde iki beden büyük alıp kemerden sıkarak yapıyorduk. Yani ben bunu hep göze aldım. Biraz şey tarafım da var. Risk seviyorum demek ki. Tabii. Ya da sevdiğim işi yapıyorum tutkuyla. Özgüven şey diye ben özetleyebilirim. Yani gerçekten bu hani bu kadar rahat olmak, hayatı geldiği gibi kabul etmek ve hep mutlu kalmayı başarabilmek özgüvenlisin. Demek ki sonunda kendini seviyorsun ve inanıyorsun. Evet, bir taraftan çok tedirginimdir de. Çok her şeyde çok özgüvenli de değilim. Ama müzikte öyle oldum ya. Ben müzikte geçen Funda söyledi. Taksim metrosundayız. Bu piyasana falan demiş. şey kendi adıma hani pozitif anlamda. Seni yeneceğim İstanbul'u. Evet. Geçen de şeyi söyledi. Biz Universal'a mail atmışız böyle bir tane. Funda atmış. Rap'in yanında melodik nakaratlarda yapar falan diye böyle bir oradan bize şey gelmişti. İşte hani yollayın falan diye. Yolladık. Cevap bile vermemişler. Onu çerçeveletip asacağım. Şeye. Peki ilk cevabı aldın mı? İlk yürü ya kulum denilen ne peki? Ya cevabı falan alamadık ki. Ya şöyle oldu. Biz yaptık klibi. Klibi de biz çektik. Böyle bir tane kamerayla. Garipçili bir köye gittik. Çektik. Gece karardı falan. Böyle bir tane ekmek arası salam sosis bir şeyler. Bir tane böyle de Hacı Murat mı vardı sadece? Ha bir tane Murat vardı. Murat, onu da konser şey klipten bir gün önce çocuk dedi. Aa bende de araba var dedi. Üstünde çanta manta dedi. Yaptım mı dedi. Ali Sefaköy'de. Getir dedim. Yine kalmışım gece bir başıma. Bir başıma. Arabada geri gitmeye yok anasını satayım. Sadece düz yani bir yokuşa çekip oradan geri alıp falan neler. Sonra öyle gittik, çektik, klibi gittik, verdik. Bir şirketle anlaştık. Vermesek onun parasını, bütün hepsini ben kazanabilirdim yani. Sonra işte, asıl ben işte şeyde oldum. İşte siz paylaştınız böyle yavaş yavaş ama seni paylaştın, çok erken paylaştın sen. Asıl şeyden sonra artık dedim ben, ilk haberi aldım, Cem Yılmaz'ın paylaşması. Diken mi gül mü? Sen böyle gel. Onu da dinliyorum. APO ile Sibel'cim. Tabii. Ben geçen gördüm bir yerde dedi Cem abi. Dedim abi. Size dedim eyvallah çok sağ ol. Tabii o diken mi gül mü de ondan diken yürüdüm. Mi gül müyü de söyledi. Tabii. Bir şarkı daha yolladım ona. Bakalım şey yapacak mı? Paylaşım. Paylaşırım ben de. Peki senin meditasyonun nedir? Nasıl rahatlarsın? At yarışı oynayarak. Çok iyi ya. Peki. Favori var mı? Favori var mı? Favori var mı? Ya, ben Zeytinburnu'da olduğum için çarpım tablosundan önce altılı hesaplamayı öğrendik. Yani 3, 2, 2, 4, 6, 8, 12, 1, fiyat falan diye. Aslında bu derslere konulabilir matematikte. Tabii. Bence de. Daha çabuk kavrarlar. Dersi de Halis Karataş girerse. Bence ortam çok çılgın olur. Ne diyorsun? Buradan Milli Eğitim Bakanlığı sesleniyorum. Bolt Pilot. Bolt Pilot. Ben onu izledim işte. Ben Halis Karataş'la röportaj yaptım. Bolt Pilot'ı ben koşarken 96'da Trapper geçmişti onu. Altılım yatmıştı. Bedeninle barışık birisi misin? Hayır. Hiç sevmiyorum. Bedenim bu halinde. Ne yapayım? Ama ne yapalım yaşamak için. Yaşamak için. İdare ediyoruz. Seviyor gibi. Ama şey yapacağım ya biraz başlamam lazım artık. Küfür ve argo meditasyon mu senin için? Küfür eder misin? Bayılırım. Bayılırım. Kazık yediğin zaman böyle içinde biriken kin ve öfke duygusuyla nasıl başa çıkıyorsun? Onunla bir ilişkimi kesiyorum ya genelde. Böyle intikam alma gibi bir durum. Ya fırsat gelirse. Yapıştır bir tane. Ya özel bir şey yapmam ama. Ha, değil mi? Özel bir şey yapmam. Güzel bir konuşma yaparım kendisiyle. Dilimle adam öldürürüm diyorsun. Aa. Konuşarak adam öldürebilirim. Yapılan otopside vücudundan belirli kelimeler çıktı diye. Saplanmış bir şekilde. Öyle bir şey olabilir. Ama onu da çok uğraşmak istemem çünkü onu görmek, hatırlamak falan genellikle hemen silmeye çalışırım. Çok öyle şeyleri biriktirmek doğru bir şey değil bence. Hemen ön tarafa bakmak. Hep stüdyodayım. O beni çok rahatlatıyor. Tabii. Hayatımda yani onun için benim psikolojik olarak bazı dönemlerde de beni delirtmemekten kurtaran şey oldu müzik. O beni çok unutturduğu için bir de güzel bir şey çıktıysa o gün hani bir dörtlük bile olsa o çok terapi gibi geliyor. Altılıdan sonra müzik diyebilirim. Peki nasıl bir kocasın? Nasıl bir aşıksın? Harika.
Harikayımdır. Öyle özet Hayır, değilim. hiç öyle Kendimi değilim açıyorum ya. mesela. Güzel, uyum sağlamaya çalışıyorum. Çünkü ben çok normal bir insan olmadığım için. Ama sonuçta da kimse normal bir insan olmadığımı biliyordu. Onun için... Ünlü olduktan sonra illaki oluyordur bir kadın tacizi, DM'den bir bombardıman falan. Öyle Öyle şeyler şeyler aranıza giriyor yok mu? hayatta Yok diyorsun. Bir gök bomb... olma. Öyle şey olur mu ya? Bunu kim mi söyledi? Öyle bir şey yok. Hiç asıl diyorsun ki. DM'den asıl, tabii asılıyorlar. Bir zamanlar, şimdi değil. Cümle değil. Nasıl kestin önünü? Mesafe koyarak. Mesafe koyarak engelledim mi? Ya yok öyle şeyler yok tabii, şaka bunlar. Peki Sibel Can, Kibariye, şimdi de Zara. Zara. Evet. Ya Sonra şey. Yıldız Tilbe'yle yapacağım. Ya harika. Ondan sonra olursa Ebru Gündeş'le yapmak istiyorum. Oh. Ve onların hepsiyle şey yapıp albüm yapmak istiyorum. Ha. Albümün adı da Çile'nin Sultanları. Aa, Mükemmel. çalışmaz mı? Güzel. Seda Sayan da lazım oraya. Ama o çorap kadını. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin. Beni ilgilendirmez. Çile kadını değil diyorsun. Peki Teoman? Oraya bir de Teoman o zaman. Teoman abiyle konuştuk Teoman çok geçen gün. eğlenir. Teoman abiyle, Teoman abiyle konuştuk. Dedim ki abi doğum günüm dedim. Bana dedim bir tane şey. Şu şarkıyı dedim şeyi söyle, bugün benim doğum günüm. Bugün Eyüp doğum günü, onun için şarkı söylüyorum. Bugün benim doğum günüm, kıyamet Hem kopmayı. sarhoşum hem yastayım, bir barça polisi üstünde babamın öldüğü yaştayım. İşte. Tamam dedi, kırmadı böyle, kalktı. Bugün dedi Eyüp doğum günü için şarkı söylüyorsun dedi. Tamam dedi. Bugün benim doğum günüm dedi. Bana böyle yaptı. Ben sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım falan diye bana söyletti şarkıyı da. Sağ olsun ama kırmadı. Konuştuk. Sonbahara bir şeyler yapalım dedi Çilenin birlikte. Sultanları artı bir. Çok güzel olmaz mı Teoman? Çilenin Sultanları artı bir. Olabilir. Artı bir Çilenin Sultanları teknik direktör olur. Tabii, tabii canım. Hadi çocuk. Tamam yeter bırakın. Evet. Bırakın dağılıyoruz. Tabii var ya bizim voleybolcuların böyle erik dalı oynayamayan bir teknik direktörü Evet İtalyan olan. İtalyan. Daniele Santarelli. Bunun yerine O Teoman. yenisi oynuyor ama. Yenisi eskisi oynuyor. miydi? Yenisi Yenisi ha. oynuyor, Aa, oynuyor. çok Şöyle şey. böyle böyle yapıyor omuzunu. İşte Zara'yla yaptık en son. Evet. Güzel gidiyor. Çok Trakya'da güzel. falan girdi. 4-5. yıl oldu. Bu imtihanım duyulmadı mı benim oyundadım. Bayağı yükseldi. Dün işte kaçtı? 28'di. Şimdi bugün 18'e kadar Oh, geldi. ya güzel şarkı Böyle olmuş. Çok gidiyor. güzel. Evet. Onunla da Peki şey sen en yaptım. çok mesela nasıl zamanlarda üretiyorsun? Gece mi? Her Yani bu şarkılar zaman her zaman. Her zaman üretiyorum. Tuvalette, muvalette. Tuvalette. Duşta. Hayır, tuvalette üretemem. Duşta geldi. Mesela Çukur'la duşta yazdım. Çukur'u duşta yazdım. Çünkü şeyi geldi. Altyapısı geldi falan. Altyapısı da şu. Dın 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 yani. O kadar. Evet. Muhteşem Çok bir geldi. altyapıydı. Ama ben istedim. Yani dedim ki bir şey yap. Sakın melodi falan koyma üstüne. Çünkü ben kendim akacağım oraya yani. Böyle melodik şeyleri olsun istemiyorum. Çünkü köşe olunca senin hareket alanın ve hayal gücünü her zaman kısıtlar. Bunu sevmem. Doğru mu? Ha. Bu hiç hoşuma gitmez mi? Yani Evet. Duşta yazmıştım şeyi. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdikte katlandım. Orada yazdım. Onun dışında genelde şey yapıyoruz. Böyle geceler buluşuyoruz. Bir Tuberk var. İşte şimdi Burak Alkın var. Onların evine gidiyorum. Böyle evi göreceksin ama ne kadar pis. Bekar evi. Yürüyor mu böcek? Yok böcek falan yok. Dağınık böyle. Dağınık. Orada öbür çekyatı biraz dandik. Tahtası batıyor. Batıyor. Onu değiştirmek lazım. Sonra ama o zaman da ama yazamazsınız. O da evet. O şiki biraz şiki baba vardı şey, ya. Evet. Şiki şiki baba. Allah. Aynı aynı yaba. Evet aynı onun gibi. Biraz pis olsun istiyorum gibi değil ama böyle çok clean olunca da böyle bilmem ne stüdyosu gidiyorsun. Ya dişçiye gelmiş gibi oluyorum. Laboratuvar. Evet. Bir şey yapamıyorsun. Ama orada çok böyle pis. Biz bir de rapçi olduğumuz için. Ya ben ne stüdyolarda takıldım. Süper. Ya inanamazsın. Rutubetten. Gaziosmanpaşa'da tuvalet yok. Oh. 2,5'luk petlere işemişler. Hepsi de var ya nasıl duruyor biliyor musun? Böyle 28 tane dizmişler böyle. Ya dedim oğlum bunlar ne lan bu? Abi dedi, bunlar sidik dedi. İnanılmaz.
Dedim oğlum bunları atsanız lan. Biri Fanta diye içecek anasını satıyor. Anladın mı? Çok çılgın bir şey olur ondan sonra. İnanılmaz. Ya oğlum. Şimdi güzel. Oraları görünce tabii. Böyle çok temiz olunca insan opera falan söylesi geliyor. Acaba desi ya böyle bir şey olmaz mı bu falan. Tatlama notları diye seni en rahatlatan diye başladım bir soru serisi. Tamam. Ne acaba? Fantalar geçiyor benim gözümden. Sponsorluk ya gelir mi acaba? İnan gelmez. Reklamda oynatıyorlar sıra sıra. Peki seni en rahatlatan film? En sevdiğin böyle modun düşükken açıp izlediğin. Konstantin'i ben çok severim. Hmm. Bu şey oynuyor ya geri. Ya ismini de bu adamı hiç söyleyemiyorum ya. John Wick'teki adam adı ne? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ben isimlerde hı-hı. çok şeyim bir de. Hı-hı. Yani Hollanda'da Rotterdam'da Gökhan'la kaldım. Cihan. Rap yapıyor ya. Hı-hı. Cihan. G. Han. Cihan hani İngilizce'den. Evet, Cihan. Evet. Ben bunun adını Cihan zannediyorum tamam mı? Hı-hı. 1,5 yıl sonra manitası eve geldi. Ya yani eve gelip gidiyor da. Gökhan dedi buna. Bu da evet dedi. Lan dedim oğlum senin adın Gökhan mı? Evet dedi ya benim adım Gökhan. Ama oğlum, bu, neden da, söylüyorsun bunu ya? Da adı Apo olan APO diye oradan yazdı. Öyle yazdığın için sen erkek. Evet ben öyle Cihan diye öyle tabii. çevirdi falan zaten. Ama hayır mesela şey de oluyor. Şimdi ismini hiç bilmiyorum. İsimi hatırlayamıyorum. Ama ben mesela görsel hafızam çok iyi. Mesela hı-hı. tipi görüyorum. Mahşerde görsem derim. Sen evet falan diye. İsmi ama şey yapmıyorum. İsmi de bilmiyorum ya şimdi. Şöyle geliyor. Ne İyi kanka ne yapıyorsun? onu bulmak için böyle iki değişik şey senin ad, ne numara değişti mi ya falan diye. Seni en rahatlatan kitap. Rabıta. Rabıta. Nasıl rahatlatır değil mi insanı? Arap sermayenin nereye geldiği gittiği falan Uğur Mumcu'nun. Oo. Rahatlatan oku, kitap oku, değil derken. De en son okudum. Ben yakın tarih şeyleri çok seviyorum. Böyle Soner Yalçın birkaç böyle kitapları vardı. Böyle yakın tarih şeyleri. Çok da kitap okuduğum da yok yani. Daha at yarışı bir tane. Ama bunları okudum bu saydıklarım. En sevdiğin albüm? Rap Üstad. Rap Üstad. Evet o albüme bayılırım. Seni en rahatlatan yemek? Rahatlatan. Ben et severim ya. Etin ne? Mesela döner mi? Kebap mı? Döner de olur. Güzel. Ben mesela saç kavurumu çok güzel yaparım. O olur. Etli her şeyi varım yani. Hepsinde rahatlıyorum. Et olsun. Belli miktarda. Seni en rahatlatan renk? Kızlarımın gözü. Siyaha bakarınca çok kendimi. Peki. Seni en rahatlatan spor? Futbol. Ben çok iyi top oynardım. Valla. Ben Mustafa Sandal'la gittik şeye. Milli takıma şarkı yaptık. Hı-hı. Böyle bir iki topu sektirdim falan. Mustafa oğlum sen biliyor musun? Bunu kullanırdık basında. Ne yapacağım dedim ya. Top sektirip. Kullanırdık. Şey cambazları alır ya. Mustafa abi şeye, basın açıklama yaparken ben yanında top sektiriyorum diye. Çok iyi. Seni en rahatlatan dans diyeceğim ama. Git taşına sima. Halay. Deminki bak geldi ya şey çocuk Karagümrük'te. O break dansıymış eskiden. Evet. Elektrik bugi bugi. Elektrik bugi. Kafada dönme. Oh. Turtle ya da. Ben dansı şey yapamıyorum. Twerksiz duramıyor musun? Şey, belki şey. Konya. Güvercin su verdi. Ne? Konya havası falan. Konya çifte telli. Çifte telli evet. O olabilir. Seni en rahatlatan şehir? Rotterdam. Güzel. Seni en rahatlatan içki? Oh shit. Viski. Seni en rahatlatan koku? Hipnoz. Hipnotik poison. Evet. Tamam. Seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Rahatlatan erkek ünlü. Ya iyi gelen. Yüzünü güldüren. Yılmaz Morgül beni çok rahatlatır. Erkek olarak. Yok şaka bu ikiz kanka. Troll ya troll. Baştan sona troll. Mehmet Erdem ya. Mehmet abi çok severim. Evet kadın ünlü. Kadın ünlü beni rahatlatan. Kadın ünlü bulamadım ya. Bulamadım. Yıldız Tilbe'yi dinlemekten evet. Tabii ki. Yıldız Tilbe. Çok teşekkür ederim. Bitti. Tamam o zaman. İyi ki geldin. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok harikasınız. Her zaman gelmek istiyorum. Tamam burada. Her zaman bekleriz. Kendinize iyi bakın. Siz de. Ne olursan ol rahat olun. Bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla bir arada olacağız. Abone olsunlar söyle. Abone olun. Benden rahatı da artık bir şey söylemiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.